Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en büyük müzeyi, müzesinin önündeyiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce eğer like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Gelin şimdi beraber müzemize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada Antakya'yı göstermişler. Gördüğünüz gibi. Gelin şimdi buraya bakalım. Burada bir numara Hatay'ın yeni müzesi arkadaşlar. Burası da bir numara. Gelin size müzemizi göstereyim. Hatay'ın yeni müzesi bu. Gördüğünüz gibi bir numaraya koymuşlar. Diğer yerlere de bakalım böyle. Burada Habib-i Neccar Camisi 4 numara. Gelin ona da bakalım. Beraber 4 numara. Gördüğünüz gibi burada. Hangisi 4 numara? Orada 4 numara var arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. 4 numara Habib-i Neccar Camisi arkadaşlar. Böyle gidiyor arkadaşlar. Üç numara Uzun Çarşı. Gelin Uzun Çarşı'ya da bakalım. Nerede Uzun Çarşı? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle büyütelim biraz. Orası Uzun Çarşı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle her yerde numaralar koymuşlar arkadaşlar. Burada da Antakya Belediye Parkı var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Arkada Yunus Emre Parkı, İnönü Caddesi. Burada da Atatürk Caddesi var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Orada da köprü var, gördüğünüz gibi. 6-7 numara arasında köprü var arkadaşlar. Böyle çok güzel bir yer var. Müzemiz var. Bizim müzemizin küçük hali arkadaşlar. Biz az önce şurada videonun girişini yaptık. Şimdi şu an içerideyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müzemiz böyle. Şimdi her yeri tek tek gezeceğiz ve sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biletlerimizi aldık, içeri gireceğiz. Yok. Bu taraftan girebilirsiniz. Evet arkadaşlar, müzeye ilk girdiğimizde bizi burası karşılıyor arkadaşlar. Gelin bunlara detaylı bakalım. İlk önce bizi Paleolitik çağ karşılıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Onun eserine ait bir şey var burada. Gelin diğerlerine de bakalım. Mesela buradaki eserimiz Demir Çağı'na ait arkadaşlar. Buradaki eserimiz ise arkadaşlar Roma İmparatorluk dönemine ait, gördüğünüz gibi. Gelin şimdi diğer eserlerimize bakalım. Buradaki eser arkadaşlar Selçuklu dönemine ait, gördüğünüz gibi. Onun tam yanındaki eser arkadaşlar Antakya Haçlı Prensliği'ne ait. Buradaki eserimiz Memlük dönemine ait arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tam yanındaki arkadaşlar Osmanlı döneminin eseri, gördüğünüz gibi. Bir yanındaki İskenderun Savaşı'ndan kalmış bir eser. Hatay Devleti'nden kalmış bir eser, gördüğünüz gibi. Ve en sonda Türkiye Cumhuriyeti geliyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi.
şimdi sizlerle birlikte 3-6 mağarasına gireceğiz. Gelin beraber içerisine gireceğiz. Evet arkadaşlar, burada da kazı ekibimiz var. Burada da manzara var. Manzara ki, huzur ki. Burada da taş aleti kültürleri var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada yazıyor, taş alet kültürleri. Burada numaralar var. Mesela 2 numara ezgi taşıymış arkadaşlar. 2 numara orada. Gösterdik size. Mesela hangisini gösterelim? 7 numara ön kazıyıcılarıymış. Oraya da bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. Gelin buraya bakalım arkadaşlar. 3 ağızlı manzara. Pardon, mağara. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir adam var. Bu gerçek değil tabii, çok gerçekçi ama. Merhaba abi. Cevap yok mu? Tamam, sorun değil. Cevap vermiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gelin buraya geçelim. Size de burayı gösterelim. Öldürme, öldürme bunları, günah günah. Bundan mı yok? Gelin buraya bakalım. Üç ağızlı mağarası. Funal kalıntılarıymış arkadaşlar bunlar. Burada yine numaralar var. Karaca kalıntıları mesela 3 numara. 3 numara orada. Karaca kalıntıları. 4 numara kızıl keyik kalıntıları mesela. 5 numara yaban domuzu kalıntıları. 5 numara yaban domuz kalıntıları. Böyle ilerliyor. Gelin diğer yerlere de bakalım. Burada yine sus öbceleri var arkadaşlar. Burada kolye var 1 numarada. Hepsinde kolye var zaten arkadaşlar. 4 numarada burada denatilyum parçası ve boncuklar var. 5 numarada deniz kabukları var. Altı numarada alet var. Kemikten yapılmış. Ve böyle ilerliyor arkadaşlar. Gelin buraya da bakalım. Bir mağaradan çıktı. Evet, burada yine böyle bir şeyler var. Genç de burayı gösterin. Evet, yine burada numaralar var. 2 numara arkadaşlar balta, gördüğünüz gibi. 3 numara yine balta. Gördüğünüz gibi. Orada. 6 numara topuz başı, gördüğünüz gibi yukarıda 6 numara. Ve 8 numara kolye, gördüğünüz gibi. Ve evet arkadaşlar, burası da böyle devam ediyor. Gelin diğer yerlere bakalım. Burada mühürler var arkadaşlar. Burada farklı farklı mühürlerimiz var. Bazıları arkadaşlar orta okunamıyor. Orta kalktür döneminden kalmış. 3 numara demir çağından kalmış ve 9 numara erken kalktür döneminden kalmış arkadaşlar. Şimdi gelin buralara da bakın arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi böyle mühürler var. Mesela hepsi, bazıları taştan yapılmış, bazıları serpetinden yapılmış arkadaşlar. 14 ile 15 numara serpetin, diğerleri taş gibi duruyor. 8 ile 10 numara da serpetinden yapılmış. Gelin diğerine de bakalım. Burada da milattan önce 6000 yıl çanak çömlekleri var. 1 numara meyvelik. 2 numara vazo. 2 numara vazo arkadaşlar. 3 numara çömlek. 4 numara da küp.
4 numara pişmiş topraktan yapılmış. Hepsi pişmiş topraktan yapılmış. 1 ile 3 numara orta kalkütür döneminden, 2 ile 4 numara erken kalkütür döneminde yapılmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi milattan önce 5000 yılda çanak çömbek üretimi. Gelin buraya da bakalım. 1 numara arkadaşlar kapak, gördüğünüz gibi burada. 2 numara kase. 3 numara bardak biçimli kap. 3 numara. 4 minyatür çömlek. 5 numara çömlek. 6 numara da kase arkadaşlar. Ve gelin diğer yerine bakalım. Evet. Burada ne var arkadaşlar? Buralarda pot var arkadaşlar. Çömlek pardon. 1 numara çömlek arkadaşlar. 2 numara da çömlek. 3 numara da çömlek. 4 numara tapak. 5 bardak böyle devam ediyor arkadaşlar. Kase, bardak, çömlek falan. Hepsi pişmiş topraktan yapılmış arkadaşlar. Hepsi pişmiş topraktan yapılmış. Bazıları orta kalkütür döneminden, bazıları da erken kalkütür döneminde yapılmış arkadaşlar. Gelin gösterelim. 9 numara mesela bu, gördüğünüz gibi çömlek. Gelin şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Biçimlendirmesi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Eski çağda insanlar burada gördüğünüz gibi böyle kafataslarının şeklini değiştiriyorlardı. Mesela bunun gibi aparat takarak böyle kafataslarını böyle yapıyorlardı. Burada da bir Orta Tunç Çağlı saray mutfağı var burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Mesela 1 numara 3 ayaklı havan mesela. 2 numara yuvarlı gövdeli çömlek. 3 numara yuvarlı gövdeli süzgeç. Hepsi pişmiş topraktan yapılmış ve Orta Tunç Çağı'ndan kalma. On numara sap arkadaşlar. Kemikten yapılmış. Geç Tunç Çağı'ndan. İşlenmemiş fil dişi arkadaşlar. Buraya gelelim arkadaşlar. Yarım limon karamele müthiş eserleri arkadaşlar bunlar. Burada 9 numara 3 ayaklı kase obsidyum maddesinden yapılmış. Orta Tunç Çağı'ndan arkadaşlar. 8 numara kase, gördüğünüz gibi. Obsidyen maddesinden yapılmış yine ve Orta Tunç Çağı'nda yapılmış. Gelin oraya da bakalım. Burada Kral Büstü'nün eşyaları var herhalde burada. 1 numara heykel sakalı parçası taştan yapılmış. 1 numara heykel sakalı parçası taştan yapılmış ve Orta Tunç Çağı'nda yapılmış arkadaşlar. 6 numaraya bakalım. Erkek büstü arkadaşlar. Taştan yapılmış ve Orta Tunç Çağı'nda yapmışlar bunu. 8 numaraya bakalım arkadaşlar. Heykel saçı parçası. Taştan yapılmış ve Orta Tunç Çağı'nda. 10 numarada heykel saçı parçası yine taştan ve Orta Tunç Çağı'nda yapılmış. Gelin buraya bakalım. Bunlar takılar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Mesela 1, 2, 3 bazıları kolye arkadaşlar. Kapalı takı kalıbı, kolye.
Sanki hepsi kolye. Küpe var aralarında. Yaka iğnesi. Gördüğünüz gibi boncuklar var. Buradaki, o taraftakiler takılar. Gelin buraya geçelim. Geçmiş çağ yerel çanak çömleği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralar. Gelin yine bunlara bakalım. 7 numara kırmızı astarlık testi. Pişmiş topraktan yapılmış ve geç tunç çağından. Mesela 6 numara arkadaşlar kırmızı astarlık testi. Pişmiş topraktan yapılmış ve geç tunç çağından gördüğünüz gibi. Gelin bunlara geçelim. Buraya gelelim. Burası Muzi. Açan Naserma arkadaşlar. Bir numara mesela Müzimal grubunun hayvan heykelleri. Burada hayvan heykelleri var. Gördüğünüz gibi. Bir numaramız arkadaşlar Müzimal grubunun hayvan heykel bacağı gördüğünüz gibi. Peki gelin buraya geçelim. Buraya gelelim. İthal Biken çanak çömleği gördüğünüz gibi. Burası İthal Kıbrıs malları gördüğünüz gibi. Burada da mısır var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Yine şimdi size burayı göstereyim arkadaşlar. Burada 3017 numaralı beyaz Sıvalı mezarı var gördüğünüz gibi. Burada 4 tane adamın kemikleri var gördüğünüz gibi, iskeleti. Kıymetli eşyalar falan var. Bunları geçelim arkadaşlar. Önemli değil bunlar. Gelin bunlara bakalım. Gördüğünüz gibi fotoğrafları çekilmiş. Böyle iskeletlerimiz var. Gelin buradan çıkıyoruz. Burada da silindir ve damgalıdır yeri var gördüğünüz gibi. Yine farklı farklı numaralarla. Benim başarılara da bakalım. Bunları bir tane. Şöyle. Gelin buraya bakalım. Burası tarihi. Neşe Frenk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya bakabilirsiniz. Mesela 9 numara tablet arkadaşlar. 7 numara, 6 numara hepsi tablet gördüğünüz gibi. Pişmiş topraktan yapılmışlar. Ve genç tunç çağında. Gelin diğerlerine bakalım. Şöyle. Burada arkadaşlar demir çağı. Burada demir çağından yapılmış şeyler var. Mesela 1 numara. Geç Hellas'ı KS gördüğünüz gibi 1 numara. 2 numara ok ucu arkadaşlar. Buraya geçelim arkadaşlar. Bakır alışım aletleri var buralarda gördüğünüz gibi. 1 numara takı kalıbı. Aşağıda bir numara var. Takı kalıbı arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Gelin geçelim. Bakır alışım silahlar arkadaşlar. Bir bilezik. Orada gördüğünüz gibi. İki iğne falan. Silahları da göstereyim arkadaşlar.
Gelin buraya geçelim şimdi. Vitrifiye malzemeleri bunlar. Gördüğünüz gibi. Burada da seramik üretim ve fırınlar var. Gelin buraya geçelim arkadaşlar. Ürünlerde kullanılan eserler. Mesela bir numara arkadaşlar model adak tabağı. Pardon, tabağı. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Burada farklı eserimiz var arkadaşlar. Yeraltı tanrısı heykeli var. Bu da yeraltı tanrısı heykeli arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, gel şimdi buradan çıkalım. Buradaki heykelimize bakalım. Bu heykelimiz arkadaşlar. Burada anlatılmış Rahmi İstiyosu diye arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve burada bu kısmımız bitiyor. Gelin diğer kısmımıza geçelim arkadaşlar.